Merhaba arkadaşlar. Bugün Fecrati topluluğunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun topluluğu edebiyat ve hukuk adlı makaleden sonra Hüseyin Cahit Yalçın'ın edebiyat ve hukuk adlı makalesinden sonra kapatılıyordu ve Servet-i Fünun topluluğu artık dağılmaya yüz tutmuştu. Fecrati topluluğu ne demek? Fecrati 20. yüzyılın başında Türk edebiyatında oluşan ilk edebi topluluktur arkadaşlar. Çünkü ilk bildiri, Türk edebiyatındaki ilk bildiri yayınlayan topluluk Fecrati topluluğudur. Bazı ilkeler doğrultusunda bir araya gelmişlerdir. Bu insanların belli bir ilkeleri, belli bir kuralları vardır. Fakat bunu yapabilecekler mi? Bu hedefledikleri ilkeleri gerçekleştirebilecekler mi? Bunu konuşacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Servet-i Fünun'un devamı olmaktan başka hiçbir varlık sürdürememişlerdir. Sadece Servet-i Fünun'un devamı niteliğinde olmuşlardır. Bildiride şunu yapacağız, bunu yapacağız. Batı'nın önemli eserlerini çevireceğiz. Batı'yı halka tanıtacağız. Yetenekli gençleri bir araya toplayacağız. Konferanslar yapacağız. Batı'yı Batı dünyasını yani Batı'yı bize getireceğiz diyorlar. Fakat Servet-i Fünun topluluğunun aynısı olmaktan öteye gitmiyorlar. Saman alevi gibi düşün. İlk önce parlayıp daha sonra hemen sönmüşler arkadaşlar. Şimdi 1901'de Servet-i Fünun dergisi kapatılıyor. Kapatıldıktan kısa bir süre sonra yayın hayatına tekrar devam ediyor. Burası önemli. Ama aynı zamanda farklı dergiler de ön planda. Bu sırada kimler var? Çocuk Bahçesi dergisi var, Muktabes var, Mecmuai Edebiye gibi dergiler de yayın hayatına devam ediyor. İlk olarak kimler karşımıza çıkacak? Önemli bir isim Ahmet Haşim karşıma çıkacak. Bakın Fecrati topluluğun en önemli şairi kim o zaman? Ahmet Haşim diyeceğim. Yine Mehmet Behçet, Ali Canip gibi isimler bu dergilerde yazılar yayımlıyor. Daha sonra 1908'de bu isimler çoğalıyor. Bu isimlere başka insanlar da dahil oluyor. Kimler bunlar? Yakup Kadri, Mehmet Rauf, Mehmet Fuat Köprülü, Cemil Süleyman, Şehabettin Süleyman, Refik Halit gibi isimler katılıyor ve bu topluluk büyümeye başlıyor. Artık kendi seslerini duyurmaya başlıyorlar. Çünkü katılım da çok oluyor. Bir topluluk haline geliyorlar. Ve arkadaşlar burası tarih önemli. Sorular da çıkıyor. 20 Mart 1909'da İstanbul'da yine burası önemli. Hilal Gazetesi'nin matbaasında toplanıyorlar. Bir toplantı gerçekleştiriyorlar burada. Şimdi toplantı gerçekleştiriyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir isim bulmaları lazım bu topluluğa. İlk olarak Ahmet Haşim diyor ki Sinai Emel olsun. Sinai Emel yani emellerin zirvesi. Bizim çeşitli amaçlarımız var, gayemiz var. Bir çeşitli emellerimiz var. Ne olsun? Sinai Emel olsun diyor. Daha sonra fakat Ahmet Haşim'in bu önerisi kabul görmüyor. Onun yanında Faik Ali diyor ki isim babasıdır Fecrati'nin. Fecrati olsun diyor. Fecrati ismi yani geleceğin aydınlığı anlamına geliyor. Diyor ki Fecrati olsun. O zaman artık kararlaştırıyorlar ve artık topluluğun ismi arkadaşlar Fecrati topluluğu oluyor. Daha sonrasında diyorlar ki biz slogan bulalım. Yani bir nasıl diyeyim size bizim bir sözümüz olsun. Ve bunu bu doğrultuda ilerleyelim. Bir parolamız olsun bizim diyorlar. Ve Şahabettin Süleyman o parolayı bize söylüyor arkadaşlar. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişiye özgüdür, saygıdeğerdir ve kişiseldir diyor. Buna baktığımızda da kişisellikten yola çıkarak bireysel konuların işlendiğini anlayabiliriz. Bildiri dedik, bildiri çok önemli. Fecrati topluluğu edebiyatımızda İlk varlığını bildiriyle bize söyleyen topluluk arkadaşlar. Nerede yapıyor bunu? 24 Şubat 1910'da Servet-i Fünun dergisinde bir bildiri yayımlıyor. Bu bildiride neler var?
Biraz onlardan bahsedelim. Sonra bu bildiriye kimler imza atmış? Burası önemli. Amaçları neler? Ben kaba taslak burada belirttim ama biraz da ayrıntılı söyleyelim. Bir kere batıdaki topluluklar gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine katkıda bulunacağız diyorlar. Sonrasında Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtacağız diyorlar. Biz Batı'dan önemli eserler çevireceğiz. Böylelikle ne diyeceğiz? Türk halkı da Batı'yı tanımış olacak diyorlar. Türk edebiyatına Batı'ya yakınlaştıracağız. Bakın hep Batı istiyorlar. Hep Batı'ya yakın olmak istiyorlar. Sonra biz bir topluluğuz. Biz yetenekli bir topluluğuz. Daha da bu yetenekli topluluğu çoğaltacağız. Yetenekli gençleri bir araya toplayacağız diyorlar. Konferanslar düzenleyeceğiz. Bu konferanslar doğrultusunda halk da bilinçlenecek diyor. Halk da Batı'yı tanıyacak. Daha sonra biz bu konferanslar doğrultusunda halkı bilgilendireceğiz diyorlar. Bunlar bu bildirideki maddelerin kısaltılmış halleri. Fakat yapabiliyorlar mı? Gerçekleştirebiliyorlar mı? Maalesef gerçekleştiremiyorlar arkadaşlar. Saman alevi gibi bir parlayıp hemen sönüyorlar. Yani saman alevi nasıl olur? Bir anda tutuşur ve çabuk söner. Fecraati topluluğu da öyle olmuş. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu edeceğiz demişler. Bildiri yayınlamışlar. Ama Servet-i Fünun döneminin devamı olmaktan başka bir şey yapamamışlar. Şimdi bir bildiri yayınladılar. Türk Edebiyatı'ndaki ilk bildiri bu. Peki bu bildiride kimler var? Kimler imza atmış? Ahmet Haşim. Bunu bilmen gerekiyor. Ahmet Haşim Fecraati topluluğunun en önemli isimlerinden ve birazdan söyleyeceğiz Ahmet Haşim'den bahsederken arkadaşlar. Hiç çizgisini bozmamış. Hayatı boyunca sanat görüşünü bozmamış arkadaşlar. Çünkü milli edebiyata geldiğimizde göreceksiniz. Buradaki isimlerden çoğu milli edebiyat döneminde ne yapacak? Toplum için sanat yapacak. Tamamen sanat için sanatı bırakıp toplum için sanata yönelecek. Fakat Ahmet Haşim hayatı boyunca bu sanat görüşünü değiştirmemiştir. Hep bireysel konularda yazmıştır. Ahmet Haşim'le ilgili birkaç bilgi vereceğim size. Biraz böyle ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ama geldim önemli yine. Emin Bülent, Ahmet Samim var ama Emin Bülent de sorularda çıkıyor. Tahsin Nahit sorularda çıkıyor. Tabii Emin Lami de var bu bildiriye imza atanlar. Ama şöyle yapalım. Asıl senin işine yarayacakları ben bir yuvarlak içine alayım. Tahsin Nahit soruluyor arkadaşlar. Celal Sahir Erozan önemli. Yine bu bildiriye imza atan isimlerden. Cemil Süleyman var, Hamdullah Subi var. Bakın Refik Halit Karay var. Ne yapmış? Refik Halit ilk olarak Fecraati'de yazmış. Bakın burası önemli. Sonra milli edebiyata geçmiş. Şahabettin Süleyman ne yapmıştı? Bizim Fecraati topluluğumuzun parolasını oluşturmuştu. Sanat şahsi ve muhteremdir demişti. Abdullah Hayri var. Ali Canip Yöntem bakın milli edebiyatın kurucularından. Ne yapmış? İlk önce Fecraati'de başlamış. Burası önemli. Faik Ali bakın Faik Ali Ozan Soy yine önemli Fecraati'ye imza atan isimlerden. Bakın milli edebiyatta romanın bir kolunu oluşturan Yakup Kadri de yine Fecraati topluluğundan. Araştırmacımız Türk tarihi araştırmacımız Mehmet Fuat Köprülü de yine bu edebi topluluğa imza atan isimlerden arkadaşlar. Bunlar önemli. Dedik ki ilk edebi topluluk dedik. Bireysel konularda yazacaklar. Neden? Sanat şahsi ve muhteremdi çünkü. Bireysel dedi sanat. O yüzden sanat için sanat yapacaklar. Amaçları toplumu eğitmek değil. Sembolizm ve parnasizm akımından, empresyonizm akımından yararlanacaklar. Zaten sembolizm deyince aklımıza kim gelecekti? Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gelecekti. Bunlardan bahsedeceğiz. Aruzu kullanmışlar arkadaşlar. Aruz ön planda. Serbest müstezat neydi? Divan edebiyatındaki müstezat vardı. Uzunluğu kısalığı böyle beyitlerden, dizelerden oluşuyordu. Onun düzensiz haline ben serbest müstezat diyordum. Tanzimat döneminden bu yana kullanılıyordu. Yine batıdan aldığımız sone ve terzarıma kullanılmış. Tabii ki de ağır bir dilleri var. Sembolizm yani kapalılık, anlamda kapalılık, çağrışım önemli. Yine ağır bir dilde
yazmışlar. Yine bahsedeceğiz ama Ahmet Haşim'in örneğin göl saatleri çok önemli. Çünkü Ahmet Haşim'de hep tabiat göreceğiz. Böyle göl, ova, akşam şairi diyeceğiz. Onda renkler göreceğiz. Sarı renkleri göreceğiz. Kırmızı, kızıl renkleri göreceğiz. Yine göl saatleri önemli. Tahsin Nahit'in Ruh Bikayet önemli ve Mehmet Behçet'in Ergun'un yine önemli şiirlerimizden arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim Ahmet Haşim artık Fecraati şairlerine gelelim. Fecraati'de şiir denilince arkadaşlar, Fecraati'de şiir denilince aklına sadece, yani en başta, daha doğrusu en başta kimin gelmesi lazım? Ahmet Haşim'in gelmesi lazım. Şimdi Ahmet Haşim'le ilgili birkaç bilgi vereyim size. Ahmet Haşim kendine çok çirkin bulan bir adam. Hatta bir Yahya Kemal'le konuştuğunda, Yakup Kadri ile konuştuğunda şey der. Yani bir gün eline bir sihirli değnek verseler geçip aynaya bir bakarım. Neremi değiştirebilirim diye. Sonra diyor ki gözümü değiştirsem olmaz, saçımı değiştirsem olmaz, benden diyor bir şey olmaz güzellik anlamında. En kötüsü, en iyisi diyor, ben bu kafayı atıp kurtulayım. Yani gece şairi diyoruz biz buna. Gece şairi kendisinin çok çirkin olduğunu düşünür ve bu yüzden gündüzleri sokağa çıkmaz arkadaşlar. Kadınlarla hep hayat, hani kadın böyle şey, nasıl diyeyim size, özel hayatı hep sorunlu gitmiştir. Biraz Ahmet Haşim psikolojik olarak içine kapanıktır. Çünkü annesini küçük yaşta kaybetmiştir. Annesiyle Sahra Çölü'nde yaptığı gezintileri hep hatırlar ve annesinin o hastayken gözleri önünde, çünkü annesi yavaş yavaş eriyor ve annesinin o erimesine şahit oluyor küçük bir çocuk. O yüzden hayatı boyunca hep bunun ezikliği altında yaşamıştır. Ve örneğin annesi kanserden vefat ediyor. Annesinin o soluk sarı teni şiirlerine hep yansır. Ahmet Haşim renkler şairidir aynı zamanda. Renklerden çok bahseder. O yüzden oradaki o sarı renkler annesinin aslındaki yüzünün rengidir. Yani Ahmet Haşim'de gerçekten çok yoğun bir hüzün var. Annesinin verdiği, annesinin bu hastalığının ona kattığı ya da işte neden olduğu maalesef psikolojik durumdan ötürü kendisini beğenmez arkadaşlar. Hatta şöyle der, ben hep zengin ve güzel bir kadınla evleneceğim der. Ama ya zenginler ya çok çirkin oluyor diyor, ya da güzel olanlar da beni beğenmiyor diyor. Hatta bir şey daha anlatayım. Bir gün Yakup Kadri ile kız istemeye gidiyorlar. Kapıdan içeri giriyor. Kızın annesi kapıyı açıyor. Sen kimsin diyor. İşte o da diyor ki gelinim, yani gelinin kızıyım, yani hani evlenecek olan kişinin annesiyim diyor. Daha sonra kapıdan girdiğinde arkadaşlar annesinin o bakıyor, yok diyor, bırak diyor, ayakkabılarını çıkarmadan çabuk diyor çıkıyoruz diyor Yakup Kadri'ye. Annesi böyleyse diyor kızı 10 yıl sonra aynı buna benzeyecek diyor, ben istemem diyor. Yani Ahmet Haşim hayatı boyunca hep bir düzensizlik içinde olmuştur. Yani küçük yaşta annesini kaybetmesinin, tek başına kalmasının, kendisini beğenmemesinin etkileri hep şiirlerde vardır arkadaşlar. Akşam, şafak, ufuk, grup, gece, kızıl renk, bütün böyle kızıl, sarı, hani tam güneşin batma olayları, batmasındaki renkler Ahmet Haşim için önemlidir arkadaşlar. Neden yararlanıyor? Hangi akımın etkisinde? Sembolizm, işte diyoruz ya, renkler. Renklerle anlatmaya çalışıyor. Sembollerle anlatmaya çalışıyor. Akşam şairidir arkadaşlar. Şiirlerini neyle yazar? Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Hatta ne yapmış arkadaşlar? Köylü veznini, yani hece ölçüsünü köylü bezine benzetmiştir. O yüzden hece ölçüsüyle ben müzikle şiiri birleştiremem. Müzikaliteyi meydana getirebilmem için benim aruz kullanmam gerekiyor diyor. Akşam şairi dedik. Çok çirkin olduğunu düşünür. Akşam kelimesini çok kullanır. Akşamları hatta dışarı çıkmadığı rivayet edilir. Ağır bir dili var. İmgelerle anlatıyor. Yani sembolizm akımının öncülerinden zaten. Ahmet Haşim'e baktığımızda renklerle bize, sembollerle bir şeyler anlattığını görürüz arkadaşlar. Dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi içindeki yansımasını anlatıyor bize. Örneğin bir renk görüyor. Onun için kızıl renk, sarı renk annesinin ölümü demektir. Mesela
mesela akşam, yine akşam, yine o akşam derken, akşam Ahmet Haşim için çok önemlidir arkadaşlar. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta demiştir. Her zaman onun şairlerinde kızıl rengi, sarı rengi, işte bir ufuk yani grup renklerini görürüz arkadaşlar. Hangi şiirleri önemli? Hemen söyleyelim. Merdiven şiiri çok önemli. Merdiven şiiri sizin için çok önemli. O belde, bakın o belde çok önemli. O belde de şiiri okursanız, bütün kızlar çok güzeldir. Hepsi ince bellidir ama riyakardır. Yani kadınlarla hep arası kötü olduğu için o belde de kızlar çok güzeldir. O kasabada kızlar çok güzeldir. Ama onlar nankördür. Hiçbiri benim annem gibi değildir der. Ahmet Haşim tüm şiirlerinde bir anne figürü yaratmak istemiştir. Bu da annesinin erken yaşta vefatından kaynaklanıyor. Yine Yollar Süvari, Bir Günün Sonunda Arzu, yine önemli şiirlerinden arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Bir de Ahmet Haşim'in zaten bu başından geçenleri bildikten sonra şiirleri anlam kazanıyor. Çünkü hep sembollerle, alegorik bir şekilde bize çağrışım yaparak anlatmaya çalıştığı için aslında Ahmet Haşim'i araştırıp ondan sonra onun şiirlerini okumak daha faydalı olacaktır. Şiiriye görüşlerini nerede dile getirmiş? Piyale adlı şiirinin ön sözünde. Bakın, Piyale adlı şiirinin ön sözünde, yani şiir hakkında bazı mülahazalarda bu sorularda çok çıkıyor. Şiir hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir arkadaşlar. Fecrati'de şiir denildiğinde aklıma kim gelecek? Ahmet Haşim gelecek. Emin Bülent Serdaroğlu da Tahsin Nait'te yine arkadaşlar ne yapmış? Şiir yazan şairlerimizden Fecrati döneminde. Galatasaray takımının ilk kaptanıdır. Sorularda çok çıkmıyor ama sadece size Fecrati ile ilgili şiir kısmında soru çıkarsa banko zaten Ahmet Haşim'den çıkacak. Epik şiirleri var. Kin adlı şiiri önemli. Hatay'a Selam, Dev şarkısı yine önemli. Ama dediğim gibi Emin Bülent'i soracaklarını tahmin etmiyorum. Soracaksa Ahmet Haşim'i banko soracak zaten. Tahsin Nait ile şiir yazan Fecrati şairlerimizden. Adalar, Kamer ve Zühre şairi deniyor. Kadın ve aşk konuları, bakın hep bireysel konular zaten. Yine Fecrati dediğimde aklıma hep bireysel konular gelecek. Ruh Bikayet önemli. Şuraya bir yıldız atayım. Hicranlar, Jön Türk, 40 Mahfaza yine Tahsin Nahit'in eserlerinden arkadaşlar. Fecrati topluluğu zaten kısa bir topluluk. Yani saman alevi gibi sönüp sönen bir topluluk. O yüzden arkadaşlar bireysel konularda yazlanabilelim. Sanat için sanat yaptıklarını bilelim. Şairlik kısmına geldiğimde de Ahmet Haşim önemli. Ve şunu unutmayın. Ahmet Haşim hayatı boyunca arkadaşlar bu çizgisini değiştirmemiştir. Her zaman sanat için sanat görüşünü devam ettirmiştir. Çünkü göreceksiniz, demin konuştuk, bildiriye imza atan insanların, kişilerin çoğu milli edebiyat döneminde toplum için sanata yöneliyor. Ama Ahmet Haşim çizgisini bozmuyor. Akşam şairimiz, gece şairimiz, sembolizm deyince Ahmet Haşim aklıma gelecek. Köylü Vezin demiş. Bakın bu önemli. Hep aruzla. Bütün şiirlerini aruzla yazdı. Bir tane bile heceyle yazdığı yok. Yahya Kemal'in bile var ama Ahmet Haşim'in heceyle yazdığı bir şiiri yok. Hece ölçüsüne köylü Vezin deyip ne yapmış arkadaşlar? Küçümsemiş. Şiirlerinde yine Göl Saatleri ve Piyale şiir kitapları önemli. Gurbani Laklakan önemli, Bize Göre önemli, Frankfurt Seyahatnamesi önemli. Ahmet Haşim'in tüm eserlerini bilmek zorundasınız. Ahmet Haşim Türk edebiyatı için önemli bir değer arkadaşlar. Zaten onun şiirlerini okuduktan sonra, o çağrışımları, o duygu selini gördükten sonra siz de benimle aynı fikirde olacaksınız bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.